Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda el becerimi nasıl daha iyi geliştirebilirim, el becerisi antrenmanı nasıl yapılır arkadaşlar, bununla ilgili yine yardımcı olmaya çalışacağım. Bir iki tane de ufak tefek arkadaşlar örnek göstermeye çalışacağım. El becerisi için arkadaşlar iki tane önemli unsur var. Bunlardan bir tanesi oyunu çokça oynayıp arkadaşlar hem hürolara aşina olmanız hem de oyunun yapısına bir şekilde arkadaşlar adapte olmanızla alakalı. Bunun için de bolca arena kasarak, ittifak savaşları veya zorlu bölümlere girerek arkadaşlar buralarda kendinizi çok rahat bir şekilde deneyebilirsiniz. İkinci bir unsur arkadaşlar telefonunuz. Telefonunuz da çok önemli. Yani Android tabanlı oynanan için arkadaşlar Android modeli düşük olanlar hakikaten büyük sıkıntı yaşayacaklar. Zaten oyunda da kasmalar yaşayacaksınız ve bu da sizin tabii ki el becerinizi engelleyecek. iOS tabanlı telefonlar arkadaşlar biraz daha iyidir. Ben de arkadaşlar iPhone 8 Plus var. Bu yüzden çok fazla bir sıkıntı oyun için yaşamıyorum şimdilik. İşte bir zaman geldiğinde bunda modası geçecek. Zaten kaban bir açıklama yapmıştı geçen arkadaşlar. Hem Android'lerde hem de iOS tabanlarda bazı sürümler artık destek vermeyeceğini açıklamıştı. İlk olarak arkadaşlar arenaya girmeniz lazım. Yani bolca arena kasmanız lazım. Bu şekilde hem rakiplerinizi rahat bir şekilde tanıyacaksınız arkadaşlar. Hem de dediğim gibi oyunun oynanma şekline, oyunun yapısına adapte olacaksınız. Ben mesela arkadaşlar şu son 3 günde 31 seriyi burada atmışım. 211 seriyi burada atmışım. 57, 58 ve 20 seri gibi arkadaşlar. Hiç durmadan arena kastığım için artık bir nevi bu iş bende refleks olmaya başladı. Yani oynarken bile arkadaşlar artık refleks modunda oynuyorum neredeyse. Ama normaldir, ben sürekli arena kasıyorum. Siz de sürekli arkadaşlar günde en az bir yarım saat ayırmanız lazım ki bu el antrenmanı için daha bir aşina olabilirsiniz. Tabii ki aynı zamanda arkadaşlar rakip hero'lara da alışabilirsiniz. Şöyle bir arena atayım hemen arkadaşlar ufaktan bir. Yani Iron Man Infinity var ha. Aşina olmanız lazım ki arkadaşlar. Hangi hareketi yapar, nasıl yapar, işte özel saldırı bir attığı zaman ne kadar beklemem lazım iki skill arasında gibi arkadaşlar. Veya böyle ağır saldırısını nasıl yarıda keserim. Ya da ne zaman otomatik blok atar. Bunlar arkadaşlar hep bu şekilde vakit ayırdıkça öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi günde en az bir yarım saat arkadaşlar. En az bir yarım saat arena oynamanız lazım ki hem hero'ların çeşitliliğine alışın, hem hero'ların skill'lerine alışın, hemen hemen arkadaşlar her hero karşınıza bir şekilde çıkıyor. Zaten sürekli döndükçe artık o hero'lara da aşina olacaksınız. Mephisto oynuyorsunuz arkadaşlar. Mesela Mephisto'nun zaten nelerdir? Ne zaman ölür? İşte bu üzerindeki yükleri ne zaman kullanır? Veya L1'i nasıl atar? Yine hangi aralıklarla kaçmanız gerekir? Ya da kaçtıktan sonra işte bu iki şey arasındaki arkadaşlar attığı skill'in iki parça halini atıyor. İki parça arasındaki süre ne kadar? Tabii ki bunu hani hafızanızda yarım saniye, çeyrek saniye tutmayacaksınız. Ama zamanla oynadıkça arkadaşlar bu size refleks olmuş olacak. Bu şekilde rakiplerin skill'lerinden çok rahat bir şekilde kaçabileceksiniz. O yüzden arkadaşlar rakiplerinizi yani hero'ları tanımak gerçekten çok önemli. Aynı şekilde şu anda X23'ün de mesela o ağır saldırısını atarken işte arada ne kadar boşluk veriyor. Veya ağır saldırısı ne zaman biter? İşte özel saldırı bir atıyorsunuz. Şu ne zaman biter ki? Ben görüyorum arkadaşlar X23'ün mesela bu özel saldırı birinde daha bitmeden o ayağına takılmalar var. Çünkü normal skill'lerden biraz daha geç bitiyor arkadaşlar efekt olarak. Takriben bir 0.2-0.3 saniye daha ağır bitiyor. Bu şekilde arkadaşlar bolca arena kasarak el becerinizi geliştirebilirsiniz. Bunun dışında el becerinizi geliştirebileceğiniz başka alanlar da var. Mesela kış askeri arkadaşlar. El becerinizi geliştirmek istiyorsanız illa girip buraya labirenti bitir, esenler diğerini bitirmenize gerek yok arkadaşlar. Buraya 3 yıldızlardan veya 2 yıldızlardan oluşan bir kadroyla girin komple. Şöyle 2 yıldızları tepeden almaya başlayayım. Şöyle rastgele. 2 yıldızları alın arkadaşlar. Normal kış askeriyle gidin dövüşün. Dediğim gibi yani illa bunların hepsini full bir çağında geçmenize gerek yok. En azından ilk aşamalarda rastgele bir role girin. Hem rakibe alışın. Ve sadece şöyle değil, mesela siper atıp arkasında beşli combo yapıp çekilmeyin arkadaşlar ki bu işin en kolay kısmı zaten. Yani şu el becerinizi çok fazla geliştirmez.
Ama rakipten genellikle arkadaşlar geriye doğru çekip sıyrılarak kaçmaya çalışın. Özel saldırılara aşina olmaya çalışın. Özel saldırıdan kaçtıktan sonra hangi rakibin özel saldırısından kaçtıktan sonra rakibe vurabilirsiniz? Hangisine vuramazsınız, yetişemezsiniz? Bununla ilgili arkadaşlar bolca antrenman yapabilirsiniz. Diğer bir yöntem de biraz riskli arkadaşlar. Ama elinizin aşina almasını sağlayan köşeye çekilme yöntemi var. Şöyle en köşeye çekilin arkadaşlar ve size rakip geldikten sonra köşede kaçmaya çalışın. Bunu yaparken bloktan da arkadaşlar ya faydalanabilirsiniz, yardım alabilirsiniz. Yani burada köşeye sıkıştıktan sonra ölmeniz de çok mesele değil zaten. Ama arkadaşlar bu şekilde yaparak dediğim gibi oyuna adapte olabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Yani eğer bunu yapabilirsiniz ki normalde biliyorsunuz arkadaşlar kombalar 5'lidir. Rakibiniz 5 komba yaptıktan sonra boşa düşecektir. Tabii o da 5 komba yaparsa. Rakibinizi boşa düştüğü anda o da her zaman boşa düşmez arkadaşlar. Tabii boşa düştüğünü dediğim gibi oynadıkça anlayacaksınız. Mesela kış askerinin özel saldırı ikisinden de arkadaşlar bu şekilde bir kısmını bloklayarak bir kısmını da geri çekilerek. Çünkü o mermiler arasında boşluk var arkadaşlar. Oyunu bu şekilde yapmışlar. O boşluktan faydalanarak arkadaşlar rakibinizi dövebilirsiniz veya kaçıp kaçtan sonra arkasına rakibinize saldırabilirsiniz. Bir knockout verdikten sonra arkadaşlar başka bir adamla girin bu sefer. Girerken otomatik kaçışı olmayan, mesela şimdi ben Stark Örümcek var ama arkadaşlar tabii o hero'lara dikkat etmeden aldığımdan kaynaklanıyor. Çekin kendinizi köşeye. Rakibin boşluğunu gördüğünüz zaman arkadaşlar o şekilde dalabilirsiniz. Veya dalmanıza gerek yok. Sadece antrenman yapın. Ölene kadar arkadaşlar antrenman yapın. Sıkıntı değil. Yani dediğim gibi önemli olan elinizin bu işe alışması. Aynı zamanda düellolar yaparak da arkadaşlar el becerinizi geliştirebilirsiniz. Şöyle bir göstereyim. Mesela arkadaşlar globalin birincisi, yani dünya birincisi, Türklerin de gururu bir arkadaş var arkadaşlar. Tabii bir abimiz daha doğrusu, yaşı çok büyük. Gencermey ile bir düello atalım arkadaşlar. Gencermey'in Thor Ragnarok'una karşı hiç vurmayacağım. Sadece köşeye çekileceğim arkadaşlar ve kaçabildiğim kadar kaçacağım ki elim bu olaylara, parmaklarım arkadaşlar bu olaylara aşina olsun. Bunu yaparken bloktan da yardım alacağım. Aslında vurmayacaktım ama işte refleks olunca bir yerden sonra. Beşi vurdu ya arkadaşlar. O beşi yaptıktan sonra boşa düşecek rakip. Rakip boşa düştükten sonra da saldırabilirsiniz aslında. Bu şekilde arkadaşlar bolca antrenmanın yapmanız gerekiyor. İşin özü komple antrenman. Biz de bunu bitirelim bu arada. Aslında vurmayacaktık ama en azından arena özeti almış oldum. Bu şekilde arkadaşlar bolca antrenman yapacaksınız ve sakın şunu aklınızdan çıkarmayın. Yani dünyanın en büyük, en iyi oyuncuları bile kusursuz oynamıyor. Kusursuz oynasa zaten arkadaşlar içine kat vermeden bütün dövüşleri kazanırlardı. Dikkat edin, ittifak savaşlarında büyük takımlar, büyük oyuncular zaman birbiriyle kapışıyorlar arkadaşlar. Ve bazen biri kazanıyor, bazen biri kazanmıyor. Bunun için biraz zamana ihtiyacınız var. Biraz zamanla arkadaşlar bu işler inşallah daha da güzel olacak. Umarım arkadaşlar bu videolar sizlere faydalı olmuştur. Videolarımızı faydalı buluyorsanız beğen butonunu çökertmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeniz bizler için çok önemli. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar.